Şükürler olsun Hürrem kurtuldu Pargalı. Hekim başı sabaha bir şey kalmaz dedi. Geçmiş olsun hünkârım. Ben meğer çok sevmişim bu hatun İbrahim. Aklım gitti geldi onu öyle şırpınırken görünce. Sen ne yaptın? Buldun mu haini? İhmali olan herkesi sorguladım hünkârım. Kabahati ihmali olanlar sabah ezanını son kez duyacak. Zehri koyan cariye de cezasını kendi vermiş. Asmış kendini. Böylece ona bu görevi kimin verdiğini itiraf edemez. Sen korusan da saklasan da ben bu zehri kimin koydurduğunu biliyorum İbrahim. Hainlik eden uzağında değil. Hepimiz ölmüşüz. Kafirler basmış saraya. Korkma Mustafa'm. Rüya gördün, geçti. Baban da ben de seni yalnız bırakır mıyız hiç? Savaş bitti. Hünkârımız bize zaferler kazanıp sağ salim geri döndü. Kafirleri yendi. Aslanım benim. Bak. Ailemiz bir arada. Ben yanındayım. Hadi uyu benim aslan oğlum. Rüyanda Mesut ailemizi gör. Has odabaşı herkesi toplayıp bu iş nasıl oldu diye tek tek sordu. Hasibe bu hainliği nasıl yaptı anlamış diyelim sultanım. Gülşah'ı da sorguya çekti. Gülşah ne bilsin ki? Neyse dahi. İbrahim ne diyorsa yapın. Yardımcı olun. Bu felaket duyulmadan hallolmalı. Her tedbiri alın. Aslanım gene mi fenalaştı Hürrem yoksa? Dur şu hatunu. Sen durdurmazsan ben durdurmasını bilirim. Kimi durduruyorum aslanım anlamadım. Hasekini zapt et. Oğlunun sofrasına zehir koyan kadından, şehzademin anasından bahsediyorum valide. Bu sondur validem. Bu son. Daha tahammül etmem bilesin. Ne dedi? Hiç şey, bazı sorular sordu. Hasibe'yi tanır mısın diye. Hasibe'nin ölüsünü bulmuşlar. Yakınları kimdir diye sorup soruşturuyorlar.
ben de hemşerisiyim dedim ama çok fazla irtibatım olmaz. Ben hep hashekimin yanındayım dedim. Hürrem'in vaziyeti nasıl, hala ağır mı? Çok kötüymüş. Sabaha çıkmaz diyorlar. Yarın hayırlı bir güne uyanacağız inşallah. Zor bir geceymiş bu gece Pargalı. Sabah olmadı hala. Güneş görmek, aydınlık görmek istiyorum. Sabah olsun, güneş yaşadığımız bu çirkinliklere örtsün istiyorum. Güneş doğacak birazdan hünkârım. Az kaldı. Mahidevran'a gittim. Bu zalimliğin hesabını sormak, onu hayatımdan söküp atmak istedim. Ama yapamadım. Odaya bir girdim ki Mustafa'ya sarılmış ailemizi anlatıyor. Mesut ailemizi. Sevgili, hürmetli, bir arada olan ailemizi. Yapamadım Pargalı. Evladımın o masum yüzünü görünce çıktım. Göstermedim kendimi. Oğlum bizim bir aile olduğumuzu, bir arada huzurla yaşadığımızı düşünsün. Mutlu olsun. Kıyamadım Mustafa'ma. Bunu da bir kenara yazacağım Pargalı. Kalbime bunu asla unutturmayacağım. Ailemizi zehirleyen Mahidevran'a hiç affetmeyeceğim. Hünkârım, sizin vicdanınız buna izin vermez. İbrahim, kimse benim vicdanımı zorlamasın. O benim vicdanımsa, sesini ben istersem eğer duyarım. Bana böyle telkinlerde bulunma. Hata yapan bedelini öder. Yeah.